Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün değişik bir video ile karşınızdayız. Bugün 3,5 yıl önce bu aldığım Clio 5 araçta aracı almaya giderken canım eşim Ayvike ile birlikte ben o koltukta oturuyordum. O zaman kendisi bu kendi arabasını sürüyordu. Şimdi tam tersi oldu. Eşim Ayvike'ye bir araba alıyoruz. Bugün inallar Citroen C3 alacağız. Bakalım nasıl olacak. Arabayı daha hiç görmedik. Yaklaşık 1-1,5 ay kadar arabayı bekleme sürecimiz oldu. Bakalım. 3,5 yıl önce olan araba almayı şimdi tersine çevirdik. Bugün C3'ümüzü alacağız inşallah. Hep birlikte bu videoyu sizin için çekeceğim. Tabii bu videonun içinde de gene neler yaşadık, kaç paraya aldık bu aracı. Yine videonun sonuna kadar izlerseniz bunlara da erişebilirsiniz. Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi İzmir yolundaki inallara geldik, Citroen bayisine. Eşimle birlikte şimdi arabamızı görmeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Bakalım neler bizi bekliyor. Evet, ilk girişte bir araba bizi karşıladı. Konfor sahibini buldu yazıyor. Çok güzel. Plakası da yok. Acaba bu bizim mi diye düşünmeye başladık. Çünkü griydi bizim arabamız. Bakalım şimdi bizimle Burcu Hanım ilgilenecek. Evet. Evet, araç bizimmiş. Şimdi kapısını açtırdık ve ilk kez biniş gerçekleşiyor. Evet. Bir temiz araç, yeni araç kokusu var. Nasıl? Bulgu ve düşünceleri alalım. Daha bir şey yok değil mi? Ön konsolu şöyle gösterelim. Evet, birazdan zaten aracı da bize tanıtmalarını isteyeceğiz. Teknik özelliklerini, tuş takımlarını hep birlikte biz de sizlerle birlikte öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Evet, ben de şimdi bir kapıyı açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir içeriye bakalım. Koltuğu görüyorsunuz. Yani alırken de görmüştük. Değil mi? Visko böyle süngerlerden var sanki. Şöyle değişik bir koltuğu var. Ben de oturuyorum. Evet. Şöyle kapıyı da şöyle sizler için göstereyim. Tutma kolu çok şık. Şurası oldukça güzel. Şurası kaslı, formlu. Evet, konfor sahibini buldu. Evet, şöyle biraz daha bakalım. Yani jelatinleri görüyorsunuz. Evet, şurada otomatik vites aracımız ve hangi viteste olduğunu şurada göstermişler. PRND şeklinde ve yanda yanan ışıklarla birlikte zannedersem bakacağız. Evet. Ne düşünüyorsunuz Aybike Hanım? Bence koltuklar çok rahat. Koltuklar rahat gerçekten. Ben yani bu arabanın en iyi özelliklerinden birisinin koltuklar olduğunu söyleyebilir miyiz? Direksiyon tutuşu da bence gayet konforlu. Değil mi? Elleri kavruyorsun böyle. Evet. Bakalım ilk izlenimlerimiz bunlar. Ahşap görünümlü ama ahşap değil. Evet. Plastik gibi. Plastik ama herhalde bant şeklinde yapmışlar bunu. Yapıştırma olabilir. Torpidoya da bir bakalım. Evet, arkaya doğru bayağı bir genişlik var. Gördüğünüz gibi şöyle. Hoppa. Bayağı bir giriyor. Radyoyu da şimdi arabayı çalıştırınca bir daha bir bakarız. El freni var. Aa, bir kolçağımız varmış burada. Şöyle. Bu da çok evet, güzel. Görmemiştim. Bayağı, yani boş paket değil yani. Fuel bolt paket aracımız. Ve gördüğünüz üzere bazı hiç araçlarda olmayan özellikler de gene bu pakette donanım olarak eklenmiş durumda. Evet arkadaşlar, aracımızı alıyoruz ama bir de hediyesi varmış. Şimdi hediyeyi eşime veriyorum. Bakalım nasıl karşılayacak. Şöyle bir paket verdiler bana ama size iletmem için. Aa, açalım. Oo, çok güzel bir jest değil mi? Ne varmış? Bakar mısın?
Ailesine hoş geldiniz. O Stanley marka termos. Arabada kullanmak için herhalde, değil mi? Şu anahtarlık. Şöyle. Şu. Metal. Kazıyıcı. Ha, buz kazıyıcı. Evet, her araca lazım. Şu nedir? Gözlük koymak için mi? Aa, şemsiye. Aa. Evet. Vallahi çok hoş. Teşekkür ederiz. Diğer otomotiv firmalarına bence örnek olacak bir konu. O da Citroen'in de gene sloganı burada. Yeni sloganı. Nothing moves us like Citroen. Evet arkadaşlar, şimdi Mehmet Bey yanımızda. Aracı bize tanıtacak. Arkadan başlıyoruz. Ondan sonra arabanın önüne doğru, içine doğru hep birlikte geçmiş olacağız. Bakalım aracımızın özellikleri nasılmış? Merak edenler buradan izlemeye devam edebilir. Hayırlı olsun Eser Bey. Teşekkürler. Bagajınıza sadece dokunduğumuz zaman kendisi atıyor. Böyle çekerek yapmanıza gerek yok. Bu zaten yangın söndürme tipi ilk yardım çantası, reflektör. Şu sigorta çıkartmak için. Burada C3'lerde yedek lastiğimiz vardır. Kirkomuz vardır, çeki demirimiz. Ve bujon anahtarımız burada mevcuttur. Tamam. Kapatırken burada kol var, bunu kullanabilirsiniz. Kapılarımız açık pozisyonda ise içeriden herhangi bir şey yok. Sadece bastırıp açılıyor. Kapıların açık olması yeterli. Burada koltuklarımız 2+1 olarak yatar. Bu şekilde. Burada düğmesi vardı zaten. Bu şekilde elinizi taktığınız zaman açılır. Kaputumuz buradan açılır. Bu şekilde. Sağ tarafta bir mandal vardır. Yukarı doğru kaldırdığınız zaman açılır. Cam suyumuzu buradan koyuyoruz. Motor su buradan. Yağ çubuğu ve yağ koyulan yer. Şurası da sigorta kutusu ve aküdür. Akümüz. Evet. Şu nedir acaba? Şurada bir suyla karıştırılabilecek bir şey gördüm. Yok, bu fren ve hidrolik yağ direksiyonu. Hı, anladım. Hidrolik. Hidrolik, evet. Tamam. Kapatırken biraz yukarıdan bastım. Buyurun, oturun aracınıza. Şöyle. Evet. Açalım kontrol. Radyoyu kapatacağız. Evet, sesini kıstık. Şurası 4 cam otomatikti zaten. Burada arka camın çocuk kilidi. Evet. Aynalarımız buradan mesela sağ aldın sağ aynayı joystick bir şekilde. Sol aldın sol aynayı. Burada aynaları oynatabiliyoruz diyorsunuz. Tamam. Ayna ayarı araç buradan içerisinde yapacağız. Aynayı kapatmayı istersen bunu ters çevirdiğin zaman aynalar kapanır. Oldu ki araç içerisindesin, dar yere gireceksin ve yandan araç geçecek. Bu şekilde yaptığın zaman... Ama manuel elle kapanması mümkün değil mi? Ya kapatırsın, elle de kapatırsın. Kapanır. Tamam, okey. Normalde istediğin zaman kendi kapanıyor. Kapanıyor, kapanıyor. Bu sadece araç içerisinde, ha, acil içerisinde durumlarda. Bu şekilde tamam yaptığın zaman. Tamam. Sislerimiz buradan yanar. Bu şekilde. Şurası en üst. Burada bak mesela 160 yazıyor. Bunu ayarlarsın. Hız limiti herhalde. Bu üst limit. Üst limit. Ayarlarsın. Şuraya basarsın. Bastığın zaman bu kilometre hızın üstüne çıkmaz. Ne yaparsan yap. Üst limit. Ortaya aldın. Boş. Aşağı aldığın zaman hız sabitleme. Cross control. Bunda da bu konumu alırsın, belli bir hıza ulaşırsın, 100 km hızla gidiyorsun mesela. Ayağını gazdan çekip şu arka tarafa basıp bıraktığın zaman o anki hızla sabitler. Yeterli gelmezse hızımızı buradan artırırız. Fazla gelirse aşağıdan azaltırız. Çok güzel. Gaza ve frene bastığımı devreden çıkar. Tekrar devreye almak için buraya basarsın. Sistemden komple çıkmak için bunu ortaya getirirsin. Tamamdır. Şurası kilometremizi sıfırlar.
Bu ekran aydınlatmasını açar. Hı hı. Bu azaltır. Bu da bakıma ne kadar kaldığımızı bize gösterir. Tamamdır. Bu zaten radyonun ses açma kapama düğmemiz. Hı hı. Bu ekrandaki bu göstergeyi konumunu değiştiriyor. Neyi görmek istiyorsan. Hı hı. Buraya mesela yakıt aldığın zaman kaç kilometre gideceğimizi yakıt gösterecek. Gösterir size. Şu list bastın. Hı hı. Bulunduğun bölgedeki çeken bütün radyo frekanslarını size listeler. Hı hı. Şuradan gezip yukarı aşağı üstüne bastığın zaman, hı hı, orası çalar. Telefon geldiğimiz zaman açma kapamayı buradan yaparız. Hı-hı. Bu da oldu ki telefondan, YouTube'dan herhangi bir yerden müzik açtınız, dinleyeceksiniz. Buna bastığınız zaman bu ekran çıkar. Hı-hı. Şimdi telefonu bağladığımız zaman Bluetooth da çıkacak. Hı-hı. Bir tane daha bastığımız zaman Bluetooth da atlama yapar. Hı-hı. Yan tarafa geleceğim. Tabii. Şu sileceğin çevirdiğin zaman bir tane arka silecek devreye girer. Hı hı. Bir tane daha yaptığınız zaman su atar. Hı hı. Normal silecek bu şekilde kullanabilirsin. Burası müzik. Çalanı hafızaya almak için hafızaya gelip basılı tuttuğunuz zaman kaydediyor. Kaydediyor. Tekrar frekansa geri gidebilirsin. Buradan da arama yapabilirsin. Listelemeden de buradan seçiş yapabilirsin. Burası navigasyonumuz. Navigasyon kablo bağlantılı. Hı. Telefon kablosunu, orijinal kabloyu bağladığın zaman. CarPlay diyorlar. Aynen. Onu yüklemek mümkün herhalde. Aynen. Tamam. Bunu bağladığın zaman telefondaki navigasyonu buraya yüklüyor. Bu klimamız. Derecemiz buradadır. Fan hızımız da buradadır. Oldukça güçlü bir fan geldi. Şu anda klima açık. Hı-hı. Şöyle yaptığın zaman sadece fan kullanı. Hı-hı. Bilirsiniz. Hı hı. Araç ayarlarımız, hı hı, şerit değişim uyarısı, sinyal vermeden şerit değiştirdiğin zaman uyarıyı, hı hı, veriyor. Hı hı. Kapatmak istersen buradan kapatabilirsin. Hı hı. Start stop, hı hı, açma kapamamız, düşük hava algılama sistemi. Oldu ki herhangi bir lastiğin havası normalinden aşağı indiği zaman, evet, ekranda uyarı verir. Hı hı. Lastik havalarını tamamladıktan sonra, emin olduktan sonra sıfırlama. Buradan sıfırlama ve ekrandaki uyarıyı silmek için. Tamamdır. Burada zaten patinaj önleyici var. Bu EPS dediğimiz, hı hı, şudur. Burada zaten sağ tarafa bastığımı, yani ne olduğunu, hı hı, anlayabiliriz. Araç parametresi, park etme demiş. Şu anda kilitlediğiniz zaman aynalar kapanacak. Hı hı. Onun ayarı. Onun ayarı buradan. Hı hı. Her geri vitesi aldığınız zaman arka silecek çalışmayacak. O da kapalı. Hı hı. Oldu, tamam, ki buzlu havalarda mesela akşam kilitlediğin aynalar kapandı. Sabah kalktığı zaman, evet, ayna açılınca zarar verir. O zaman, evet, bunu on yaptığın zaman, hı, kilitlediğin zaman aynalar kapanmaz. Anlaşıldı. Gayet mantıklı. Güvenlik demiş. Hız değişim uyarısı, levha okuma. Sürücü yorgunluk uyarısı dediği de birkaç kez sinyal vermeden şerit değiştirirsen sana uyarı, hı hı, veriyor. Telefonu bağlayacak mıyız? Şimdi bağlamayalım. Tamam. Sonra biz yaparız. Araç az hareket ettiği zaman kapılar otomatikman kilitlenir. Eğer, hı hı, ki birisi bineceği zaman kapıları buradan açmak zorundayız. Evet. Dörtlümüz burası. Evet. Arka camın ısıtıcısı. Ön camın bu çözücüsü. USB girişimiz burada. Burada bir 12 volt girişimiz var. Spor modumuz buradadır. Spor modumuz P'nin orada, bak, evet, yazıyor. Orada küçük spor modu. Aynen. Daha güçlü, daha torklu oluyor herhalde. Aynen. Yani deveri yüksek biraz, evet, kullanabilirsiniz. Frene basalım. Evet. Böyle bastım. Vites değişimi şöyle bir tane sağa alıyorsun. Burada da şeması vardır. Biraz sert basayım. R. Hı-hı. Bir tane daha aldığın zaman ne? Bir tane daha aldığın zaman drive ileri. Hı-hı. Parkı alırken de hafiften sağa doğru, sağa doğru, sağa doğru. Biraz bu şekilde. Yukarı aşağı doğru değil de hafif sağa çekip aynen ondan öyle sonra hareket ediyoruz. Tamamdır. Park alırken de. Onu bilmiyorduk. Güzel oldu öğrendiğimiz.
yakıt alırken sürekli aynı firmanın yakıtını tercih edersiniz. Hı hı. Yani çünkü farklı farklı petrollerden aldı mı biraz daha sıkıntı olur. Ne alıyorsan hep aynı. Biz genelde Shell alıyoruz. Tamam. Yine öyle devam ederiz herhalde. O şekilde devam ederiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kazasız belasız binersiniz. Yine bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi aynaları ayarlanıyor aracın. Son minik rutuşlar. Daha sonra aracımızı dışarı alacaklar ve orada biz de binip artık buradan biraz sonra ayrılmış olacağız. Gayet keyifli arkadaşlar sürüş. Ne kadar aldık arabayı onu da anlatalım tabii. Aracımızı da 950 bin liraya aldık arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla da kullanmak nasip olur. Videoma da like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah daha iyi araçlar yine sizlerin olur. Yine yorumlar kısmından da yine yazarsanız ben sorularınızı içtenlikle cevaplamak isterim. Hem alış satış esnasında yaşananlar hem araçla ilgili deneyimlerimizi gene sorgulayabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum videoyu buraya kadar izlediği için. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.